Merhaba. Sizlere bugün balık sırtı modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Benim çok sevdiğim bir model. Kağıt ip kullandım ben bu çantayı örerken. Kağıt iple göstereceğim size de. Evet, şöyle bir elimize. İpim biraz kalın olduğu için ben 4 milimetrelik tığ kullandım. Siz ipinizin kalınlığına göre tığınızı ayarlarsınız. Her türlü iple örülebilir bu model. Kağıt ip, makrome ip hepsiyle. Önce bu modelde önce yapacağımız şey zincir çekeceğiz. Normal zincir. Şöyle. Zincirimizi çektikten sonra yeterli miktarda zincirimizi çektikten sonra normal sık iğne yapar gibi önce bir sık iğne yaptık. Önce bir sık iğne yaptık. Sonra bu sık iğnenin içinden tığımızı geçiriyoruz. Diğer zincire batıyoruz. Şöyle. Ve 3 tane ilmeğimiz oldu. Üçünü beraber çekiyoruz. Sonra en son şuradaki en son kanada batıyoruz tığımızı. Bir sonraki zincire batıyoruz. Çekiyoruz ipi. 3 tane burada ilmeğimiz oldu. Üçünü beraber çekiyoruz. Tekrar en son kanada battık. Sonra bir sonraki zincire battık. Ve üçünü beraber topladık. Evet, en son çektiğimiz ilmeğin kanadına battık. Bir sonraki zincire battık, çıkardık ve üçünü beraber topladık. Bu başlangıç sırası bu şekilde olacak. Balık sırtı modeli örmeye başlamışken sizlere de yapılışını şöyle kısaca anlatmak istedim. Yapılışı ön sıramızda 2 zincir yaptım. Bir sık iğne. Sık iğnemizin ön yüzünden tığ batırdım. Yandaki sık iğnenin üzerine. Gene aynı şekilde. Gene aynı şekilde. Şuradan batırıyorum. Bunu herkes hemen hemen bilir. Eğik sık iğne mi diyorlar? Öyle bir şey diyorlar buna. Evet. Ön sıramız bu şekilde. Şu sık iğnemizin ön yüzünden alıyoruz. Diğer sık iğneye batırıyoruz. Üçünü beraber çekiyoruz. Aldık, batırdık, üçünü beraber. Aldık, batırdık, üçünü beraber. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz. Arka tarafına geldiğimizde iki tane zincir yaptım. Şimdi burada şu bölüme hiç dokunmayacağız. Burayla çalışacağız. Önce bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bu sık iğnenin arka yüzünden şöyle arka yüzünden arka kanadına geçirdim tığımı. İpim ön tarafta. Sonra tığımı şu arkadaki başağı arkadan öne doğru geçirdim. İpimi çektim, uzattım ve ördüm. Gene bakın şu arkadaki kanadı iki tane şey vardı burada.
şu kanadı, iki son kanadı geçirdim tığımı. İpim gene önde olacak. İpim gene önde. Arkadan şu başa tığımı geçirdim. Bakın şuna hiç dokunmuyorum. İpimi aldım, çektim ve topladım. Aynı şekilde tekrar bakın şu arkadakine, en son iplik arkadaki, ona tığı geçirdim. Bu başağında arkadan öne doğru tığı geçirdim. Önden arkaya doğru ipi çektim, uzattım ve üçünü birden topladım. Bir daha göstereyim. Şöyle arkadan geçirdim. Yani şu ipin geçtiği yere geçireceğiz. Sonra şurada gene arkadan öne doğru ipi aldım. Önden arkaya doğru geçirdim. Ve üçünü beraber topladım. Burası örneğimizin arka yüzü. Asıl örneğimiz burada. Bir kere daha göstereyim. Bakın arkadakini, şu ipin çıktığı en son ipi aldım tığıma, şu arkadaki başağı arkadan öne doğru geçirdim, ipi aldım, çektim ve üçünü beraber topladım. Arka yüzü bu şekilde oluyor, ön yüzü de bu şekilde.